Toplumun temel yapı taşı olan ailenin dağılmasına neden olduğu belirtilen 6284 sayılı kanun ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun teklifi eleştirilmeye devam ediyor. Dostlar Başkanı Fesih Memiş, ilgili kanun hakkında değerlendirmelerde bulundu. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun teklifi tepkileri çekmeye devam ediyor. 6284 sayılı kanun uygulandığı günden beri Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. Bundan sonra da düşecek gibi görünmüyor. Kadına şiddet bahanesiyle uygulamaya konan ağır müeyyideler ailenin temelini sarsarken en ufak bir anlaşmazlıkta erkeğin kendini sokakta bulması aileyi bitiriyor. İstatistiklere göre Türkiye'de son 15 yılda 9 milyonun üzerinde bir evliliğin yaşandığını, bunlardan 1 milyonununsa boşanmayla sonuçlandığı belirtildi. Yani her 5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Dostler Başkanı Fesih Memiş, uygulandığı günden beri toplumun aile yapısını bozan ve ailelerin dağılmasına sebep olan 6284 sayılı aile kanunu hakkında şu eleştirilerde bulundu. Gün geçtikçe her gün boşanma hadiseleri duyuyoruz. Dağılan aileleri duyuyoruz. Babalarından koparılan çocukları duyuyoruz. Bu şekilde aile ortamından, aile ocağından uzak yetişen çocuklar ileride ne kendilerine ne de topluma herhangi bir faydaları dokunmayacak. Belki hem kendilerine hem de toplumun başına bela olacaklar diyebiliriz. Çünkü tecrübeler bunu göstermektedir. Kamuoyundan konuyla ilgili tepkilerin olduğunu belirten Memiş, hükümetin eleştirilere kulak vermesi gerektiğini söyledi. Bu yasanın bir an önce değiştirilmesi lazımdır. Ve takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşu bu hususa yoğunlaşmış ve bu hususu gündemde tutmaya çalışıyor. Yetkililerin, özellikle hükümetin bu tür tenkitlere, bu tür eleştirilere kulak vermesi lazımdır. Eğer toplumumuzun geleceğini düşünüyorsak güçlü bir aileye sahip olmamız gerekir. O konuda bir çalışmanın içerisine girmemiz gerekir diye düşünüyorum.